Tekrardan merhabalar. Bugünkü bir sorumuz daha olacak. Sorumuz şöyle. Yavru köpek bakımında nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle merhaba tekrardan. Yavru köpek bakımında aslında bakacağınız hayvanın ırkıyla alakalı bir soru bu. Çünkü bazı hayvanlar var. Mesela Danoa. Bunu ev içinde bakmanız biraz zor. Ve biz ezbere şunu söyleyemeyiz. Hani köpeğe bakıyorsunuz, yatağınıza hani yatağı alabilirsiniz ya da alamazsınız gibi böyle ilk baştan danserlerimizi uyarırız. Neyi yapmasını istiyorsanız onları ilk günden yapın, neyi yapmayı istemiyorsanız ilk günden yapmayın. Yani bu bir atıyorum, Yorkshire Terrier'dir, bir Pomeranian'dır, evet bunlar zaten çok fazla yükseğe zıplayamayacakları için bazı bakım için dikkat etmeniz gereken yerler var. Ya da daha büyük hayvanlar için yapmanız gereken şeyler var. İlk başta şu. Köpeği eve aldınız, evde eğer hiç hayvan yoksa önce dediğim gibi istediğiniz odaların kapılarını açıp yani atıyorum mutfağa hiç bu hayvanın girmesini istemiyoruz. Çok güzel, bu hayvan hiç o zaman mutfağa girmeyecek. İlk başta bu kapı kapalı olacak ya da ilk günden tepki koyacaksınız. Oraya girerse hayır ya da benim için hiç sorun değil, her odaya girebilir. Harika, benimle yatsın hatta hiç kalkmasın yerinden. O zaman ona göre ona bir ortam oluşturmanız lazım. Bu hayvanlar maalesef gerizekalı hayvanlar değil. Bir şeye bir kere izin verirseniz o hayvan onu yapabildiğini bilir. Yani aslında birazcık bu eğitimle alakalı bir şey. Bakımla ilgili sizin yapacağınız çok uç şeyler yok. Yani onlara zaten tek tek değineceğim ama onlar çok uzun, çok dikkat etmeniz gereken şeyler değil. Aslında siz ilk günden bu hayvanla bir arkadaş, bir dost ilişkisi kurmanız lazım. Zaten o yüzden hani evcil dostumuz diye anlatılır her yerde. Bu hayvanın sizi rahatsız edeceğini düşündüğünüz özellikleri olmaması için sizin ona farklı şekilde davranmanız lazım. Mesela kimi hayvan için kucağında uyusun, hiç agresyon göstermesin, ben onu her yere gezdiririm gibi bir davranışınız varsa bu hayvanı alıp kemikle böyle hırlatamazsınız, bunu yapamazsınız. Atıyorum ben yemek yaparken ayağıma dolaşmasın deyip o hayvanı bir kere alıp tezgaha koyamazsınız ya da ben bugün tabağımdan sosis vermeyi istiyorum ama bu hayvan 40 kilo olduğunda da gelip tabağımdan bir şey yiyor diye anlatamazsınız. Yani onu birinci gün bu hayvanın erişkin ağırlığının ne olacağını düşünüp bir çarpıklarla doğru düşünelim. Siz bu hayvana peynir vermesini, yemek vermesini seviyorsunuz. Yani ben de bir belki hekim olarak ben de bir köpeğe bir şeyin elinden yemesini hoşuma gidiyor. Evet yanlış olduğunu bildiğimiz şeyler var. Verilmemesi hiç gereken şeyler var ama bu evet herkesin hoşuna gider. Elinden yemek yedi. Ama sen ne zaman alıştırdın, sandalye çekeyim yemek masasına, burada otursun, burada ben de yemek yesin, tamam güzel, hayvan 5 kilo yensin. Hayvan 45 kilo oldu, artık o sandalye de sığmıyor, patiyi vuruyor, tabaktan yiyor. Yani bunların önüne geçmek için bu hayvanların erişkin ağırlığının ne olacağını düşünmek lazım. Ya da atıyorum, ilk başta oynuyor, bu hayvanların dişleri kaşınıyor yavruyken. Ne güzel, parmağımı emiyor, elimi emiyor, beni annesi sandı, babası sandı. Tamam, ama bu hayvan 30 kilo oldu. O dişlerin büyüklüğü oldu 3 santim, 5 santim. Bu sefer koparıyor artık. Ama sen yavruyken buna tamam dedin. Yani bu hayvan, ben bunu yapabiliyorum, o biliyor. Ne yapacaksınız bunu değiştirmek için? Yani birer tane kadere rafı koyup, hadi artık bunları yapmıyoruz. Senin ne derdin varsa anlat diyecek haliniz yok. Siz de ilk başta bunu nasıl, yani sonrasında nasıl yaşayacağınızı planlayıp hayvanı da ona göre yetiştirmeniz lazım. Alacağınız ırkı da ona göre seçmeniz lazım. Hayvana bakımını da o yönden yapmanız lazım. Yani bu hayvanın tırnaklarını evde kesmeniz gerekiyor. Bazı hayvanların, dışarıya çıkmayan hayvanların mesela yavruyken. Bunu öğrenmeniz lazım. Veteriner hekime zaten ilk başta aşı için geldiğinizde bir 8-10 haftalık bir sirkülasyon olacak. Diğer videolarda bunu konuştuk. Bu sirkülasyonda hekimle birebir muhatap olup ne yapmam lazım soracaksınız. Zaten hekim size anlatır. Bu hayvanın tüyü uzun, işte kıtıkları olacaktır, bunları taramanız lazım. Ya da sizin hayvanınız dışarıda gezmeye müsait olmayan bir hayvandır. Ya da sizin yaşamınız buna müsait değildir, evde gezecektir. O yüzden tırnakları törpülenmeyecektir. Törpülenmeyeceği için sizin bunları kesmeniz lazım. Ya da büyük bir hayvandır, yine gezebilir dışarıda. Ama bu sefer 5. içerideki rudimenter tırnakları bir ağaca tırmanmadığı için bunları kıramayacaktır. Bunları kesmeniz lazım. Bunu 4 tırnak çok kısa geliyor bize. Bu diğer tırnak 2 tur dönmüş. Yani fiyok makarna gibi olmuş. Ya. Bunların olması hoş şeyler değil. Bunları zaten siz göreceksiniz.
İlk günden de ben yavru köpeği aldım. Hemen bunları zaten ilk videoda konuştuk. Ben bu yavru köpeği aldım. Bütün pet shop malzemelerini alayım. Bu hayvanı her gün yıkayayım. Her gün parfüm sıkayım. İşte ne bileyim kuru şampuanla da yıkayayım. Kafasına bir tane toka takayım. Saçlarını uzunluğunu böyle yapayım. Bunlar zaten zamanla olacak şeyler. Yani sizin bu hayvanın 5 sene sonra da ne şiddetle bakacağınızı düşünmeniz lazım. Ya da en kötü 8 ay sonra. Az önceki cevaplarınız için teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Şimdi şöyle bir soru daha soracağım. Birçok hayvan sahibinin aynı şekilde merak ettiği bir sorudur. Bir yavru köpeği sahiplendiğimde ilk sahibi olaraktan yavru köpeğimizle ilk temasım nasıl olmalı? Bu ilk temastan sonraki yaklaşık 15 günlük süre zarfı boyunca bu süre zarfında dikkat etmem gereken şeyler hem sahip olarak hem yavru köpeğim açısından nelerdir gibi ufak bir sorumuz var. Ya aslında şöyle, bu hayvanlarda, hayvanları eğitirken en azından, köpekleri eğitirken ödül ceza sistemiyle ilerliyoruz genelde. Yani yapmasını istemediğimiz bir şey hayır, istediğimiz bir şey de evet deyip ödül maması vererek gidiyoruz. İlk alırken de bu hayvanı aslında böyle bir ödül mamasıyla, yani bunu mutlu edecek bir şeyle gitmek çok mantıklı. Atıyorum bir ödül krakeriyle ya da bir kemik parçasıyla ya da bir yaş mamayla ilk gün işleme en azından. Bu hayvanın hani yemeden hoşlanacağı, aromasının yüksek olduğu bir şey verip bak ben seni seviyorum göstermek lazım. Yani ilk gün geldi, dakika bir daha eve girdi, hop otur. O eğitim ilk gün değil o. Birkaç gün sonra. Önce bir sana alışması lazım. Yani evde kim varsa, kim bakacaksa, onunla kim ilgilenecekse bir gün, iki gün bu ortamı ona göre ayarlamak lazım. Yani benim burası güvenli alanım. Bana burada sevgi gösteriyorlar. Yemeğim var, suyum var, tuvaletimi yaptığım bir yer var. İlk gün bunları vermek lazım. Bu hayvanın evde rahat olması lazım. Ha, bu 15 günlük aşamada zaten bizim söylediğimiz şu. Aşı olasıya kadar, yani en azından ilk aşılarını, tekrar aşılarını önceki ilk aşılarını olasıya kadar sürede toprağa basmamasını istiyoruz. Toprakta çünkü bazı hastalıklar uzun süre yaşadığı için bunları almamasını için toprağa basmasını istiyoruz. Bu arada siz bu hayvanı en azından hayır öğretmek, bir tek hayır öğretseniz ilk 15 günde, 20 günde sizin eliniz sonrası için çok rahatlar. Yani yanlış bir şey de hayır dediğiniz zaman bu hayvanın zıt diye durması lazım. Bunu öğretirseniz zaten buradan sonrası olayın yarısı bitmiş oluyor. Yani tuvaleti başka yere yaptı. Hayır, tam bitti. Ama yaptı doğru yere. Aferin, direkt ödül mamasını vereceksiniz. Onun dışında ekstra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Dediğim gibi uzun tüylüdür, kısa tüylüdür. Onun bakımları ayrıdır. Tırnağın kesilmesi lazımdır. Bazı ırklar var. Mesela Pomeran bunların en sıkıntı hayvanlardan birisi yavruyken bu hayvanlar yemek yemesini unutuyorlar. Yani ilk yavruluk dönemlerinde 6 aylığa kadar yemek yemesini unutabiliyorlar. 6 aylığa kadar hipoglisemi rahatsızlıkları oluyor, ortaya çıkıyor. Bizim de başımıza geldi burada baktığımız bir köpekte. Hiçbir şey yok, semptomu yok. Ama hayvan durmadan böyle koma gibi geliyor. Bir parmak balçalıyorsun ağzına, hop hayvan normale dönüyor. Çünkü yemek yemeyi unutuyor. Böyle bir hayvana bakıyorsanız sizin de ona en azından sert bir komut vermek yerine o hayvanın mizacı doğrusunda devam etmeniz lazım. Atıyorum bir Alman kurdu gelmiştir, kocaman bir Alman kurdu gelmiştir eve. Evde de bir bebek var. Yani tamam ilk gün geçsin, eğlensin de daha bebekle daha tanışmadılar, alışmadılar birbirlerine. Bütün kapılar açayım her yere gelsin. Gezemez. Yani o hayvan da onu yalnız bırakamazsın. Çünkü kıskanacak. Önce size ısınması lazım. Ondan sonra evin diğer odalarına geçmesi lazım. Yani maalesef nasıl bir yavru bebek, yani insan bebeği nasıl kıskanıyorsa kardeşini, eve gelen başkasını, köpekler de aynı şekilde. Karı kocayı kıskanıyorlar. Yani sevgiliyi kıskanıyorlar. Eve akşam misafire gelenleri kıskanıyorlar. Bunlar çok oluyor. Bir de bakarken de ben bunu hep söylüyorum, kimse yanlış anlıyor ama bu hayvanların köpek olduğunu unutmamanız lazım. Tamam, pamuklara saralım. Evet, hiçbir şey olmasın. Ama bu sefer de kimin sahip, yani kimin patron, kimin bakılan hayvan olduğu karışıyor. Yani bazı hastalarımızda şunu görüyoruz. Köpek hakikaten alıyor, çekiyor hastayı. Yani hastayla bir şey diyemeyin, ne yapayım? Hakikaten bir şey yapamazsınız o saatten sonra. Yani tamam,
Evet, çok güzel. Ben de çok seviyorum bakmasını. Ama maalesef sizin üstünlük kurmanız lazım ki bu hayvanlar kimi zaman kimi da çok iyi olabiliyorlar. E sen hayır komutunu öğretemezsen bu hayvana. Yani bazen bir golden bile hakikaten çok korkunç olabiliyor. Yani saldırma huyu olabiliyor. İlla böyle bizim bu korktuğumuz, bizim değil de dışarıdan korkulan, yasaklı ırk dedikleri işte pitbulllar, dogo Arjantinler. Bunları bile yavruyken siz iyi eğitirseniz hakikaten dünyanın en şirin hayvanları oluyor. Onun dışında yapmanız gereken ekstra bir şey yok. Siz dediğim gibi bu 15 günlük aşamada hayırı öğreteceksiniz. Evin istediğiniz kısımları yani bir sonraki aşamada istediğiniz yerlere girmesini sağlayacaksınız. Mamasını, suyunu yerine öğreteceksiniz. Yapabiliyorsanız ilk 15 gün için dışkıyı yaptığı yerde. Çünkü ilk birkaç gün dağılacaktır, gezecektir. Dışkıyı yapmasını istediğiniz yeri belirleyin. Ya da başka bir alternatif yapıyorsa, size uyan bir yerse pedinin yerini değiştirin, oraya götürün. Orada yapsın. Orada aferin için bir şeyler verin ki bu hayvanlar da hani kafası karışmasın. Çünkü dediğim gibi net komut alırlar. Biz hep hastalarımız için söyleriz. Hayır deyin. Ama sen hastalık olarak yapma, etme, bir daha olmasın dersen hayvanın anlamaz. O hayır duyması lazım hayvan. Her seferinde her şeyi anlamaz. Ha bir de tek tavsiyem hastalıkları, köpeklerine kısa ve net isimler koyarsan ismini de çabuk öğrenir. İsmini çabuk öğreneceği için de verdiği tepkileri daha hızlı verir. Çok teşekkür ediyoruz. Aydınlatıcı bir video ile daha birlikteydik. Umarım ilerleyen günlerde tekrardan bir araya geliriz. Görüşmek üzere. İyi günler, görüşmek üzere.